Herkese yeni bir videodan selamlar dostlarım. Bugünkü videoma hoş geldiniz değerli dostlar. Bugün Murat 93oğlu abimin yeni üretimhanesini kurma aşamasının videosunu çekeceğiz. Bir seri olacak büyük ihtimalle 3-5 bölüm olur. Yavaş yavaş yapacağız arkadaşlar. Murat abi evinin yakınında bir yerde güzel bir üretimhane kuracak. Biz de ona elimizden geldiğince çam sakızı, çoban armağanı yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle arka tarafa geçelim. Dükkan bu şekilde arkadaşlar. Burayı güzelce ayarladık. Tuğlası, işte pirketi örüldü. Şu anda dükkan bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içeride alçıpanıydı, sıvasıydı. Bunlar şu anda yapılıyor. Bu dükkanla ilgili bizim dükkanımız gibi şöyle şu bölümden şu bölüme kadar bölünecek arkadaşlar. Şurası kuşların üretimhanesi olacak. Yani şu kolondan itibaren. Şurada bir kapımız olacak. Kapımızdan sonra arkadaşlar şurası da bölünecek. Ve arkadaşlar şuraya salma konacak. Ve de şu karşı taraf ve işte şu duvar olacak. Burada hayali bir duvar görün. Bu duvarda arkadaşlar kafesler olacak. Yerleri yapılacak şu anda buranın. Şu arka tarafını depo yapacağız ve şu tarafta da işte oturma bölümü olacak arkadaşlar. Gelen giden burada oturacak inşallah. Şimdi yavaş yavaş zemin temizleniyor. İşte duvarlar yapılıyor. Havalandırma için şu camın yanından bir delik açıp havalandırma işlemini yapacağız. Hepsini sırasıyla sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Bugün videomuzun ikinci aşamasındayız. Gördüğünüz gibi ara bölme duvarımız yapıldı. Tabii kim yaptı bunu? Murat abi yine ellerine sağlık kendisi yaptı. İşte tıpkı ben gibi biz de işte zamanında Murat abiden gördük ne gördüysek arkadaşlar. Murat abi buram buram kendi emeğiyle, kendi uğraşıyla üretimhanesini kuruyor. Duvarına kadar, kapısına kadar her şeyini kendi yaptı. Planlama şu şekildeydi. Bu arada Murat abi de burada. Gördüğünüz gibi Baki de orada sağ olsun. Şimdi analizler yapılıyor teknik. Dostlar burası işte oturma alanı olacak dedik. Burası mutfak tarzında olacak. Belki malzeme vesaire olacak. Yine buradan bir havalandırma açıldı. Büyük ihtimalle burayı salma yapacağız. Planda birkaç değişiklikler oldu. Hemen şöyle burayı da gösterelim. Burası üretimhanemizin girişi. Gördüğünüz gibi. Burada kafeslerimiz olacak demiştik. Yine burada hava alacağımız bir pencere var ve şunun yanına havalandırmanın siparişini verdik. Onu da bizzat kendim yapacağım inşallah. Arkadaşlar şurayı şöyle düşündük. Aslında biz buradan böyle kapatmayı düşünüyorduk ilk etapta ama burayı salma yapacağız büyük ihtimalle. Geniş açıda burası biraz büyük görünüyor ama şöyle normal açıya aldığımızda burası yaklaşık bir 3 metre 1,5-1,5 bölerek buradan bir bölüm olacak. Şöyle kapı koyacağız. Buradan içeriye gireceğiz. Erkek salması ve şuraya da bir salma yapacağız. Büyük ihtimalle burayı yaparsak burayı ilerleyen zamanlarda yapılır diye düşünüyorum. Şöyle tekrar bir geniş açıyla gösterelim. Üretimhane bölümü burası olacak inşallah. Aşama aşama gidiyoruz. Bundan sonraki aşamada duvarların boyanması, yere güzel bir şap atılacak. Fayans veya işte parke ikisinden biri olacak. Parke olursa tabi derz dolgulu parkeler olması gerekiyor. Havalandırma gelecek onun sonrasında ve kafeslerimizde yine Seba kafes arkadaşlar. Satış noktasıyız zaten. Burayı Murat abiyle birlikte yapmıyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani Murat abiye sadece burada kardeşi olarak psikolojik destek sağlıyoruz arkadaşlar. Burası Murat abinin yeri. Murat abinin şimdiki yeri birazcık küçük olduğu için ve orada bazı problemler olduğu için buraya güzel bir geçiş yapılacak inşallah. İlk etapta 20 takım olacak şöyle şu duvarda. Şurada da salma kafesimiz olacak. 2 metre 20 santim olan. Zamanla da inşallah bir planlama olur diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Bu aşamayı da bitirdik. Yeni aşamada videomuza devam ediyoruz. Evet dostlar gördüğünüz gibi zeminde de çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Yine burada ustamız da
Ustaların ağzında cuvarası eksik olmuyor arkadaşlar. Yemek yedik. Yemek yedik az önce. Söyleme sahiptir. Arkadaşlar bu tarafın şapı bitti. Bu tarafta yapılıyor bu şekilde. İnşallah buradan böyle tamamen çıkılacak. Sonra buranın üstünde büyük ihtimalle ne yapacağız Murat abi? Karar verdik mi? Parke mi? Fayans mı? Yüksek açın biraz. Bakalım inşallah onun da kararını vereceğiz. Arkadaşlar Murat abinin bu üretim hanesi son derece güzel olacak. Allah nasip ederse havalandırma da şuradan yine yapılacak. Aşama aşama devam ediyoruz. Bu bölümün de sonuna geldik. Bugünkü bölümde de yağmurlar biraz izin vermiyor arkadaşlar. Duvarlarımız kurumak üzere, kurudu hatta. Zeminle alakalı şap atılacaktı. Şap atıldı. Fayans olayı bekleniyor ve gördüğünüz gibi havalandırma borularımızı getirdik. Havalandırma sistemimiz bu şekilde olacak. Çünkü kuşlarımız burada olacak. En son işte duvarlar boyanacak. İşte havalandırmayı Allah izin verirse önümüzdeki haftalarda takacağız. Havalandırmayı ben kendim bizzat yapacağım. Fansal'ın 200'lük motorunu kullanacağız. Şurada gördüğünüz gibi bizim alt kattaki motorlardan. Ve yine 200'lük boru gelecek bu şekilde. İki tane menfez burada olacak. Şurada 200'lükten 150'ye dönecek arkadaşlar. Bu şekilde Allah izin verirse belki şurayı da burayı ileriki zamanda Murat abi eğer salma yaparsa bu boruyu da ileriye doğru uzatma gibi bir imkanımız olacak. Durumlar bu şekilde şimdilik. Videomuzun bu bölümünde de artık badana boya işlerini bitirdik çok şükür. Havalandırmamızı takacağız. Fayanslarımızı aldık. Güzel olacak arkadaşlar yani. Şimdi siz videoyu böyle arka arkaya izliyorsunuz ama biz daha görmüyoruz tabii sonunu. Siz sonunu hemen göreceksiniz. Güzel olacak inşallah. Belki buraya ben de bir 10-12 takım şöyle şu tarafa bir kafes koyabilirim. Fayanslarımız da burada. Hemen gösterelim. Laminat desenli. Duvarlarımız hafif böyle beyazdan hafif kırık gri. Kolonlarımız beyaz, tavanımızda hafif yine gri arkadaşlar. Son derece güzel oldu. Şu anda da ne yapıyoruz arkadaşlar? Dışarıdan içeriye su almaması için membran dediğimiz bir şey var. Onu şu anda burada dağınık tabi. Burada yapılacaktı arkadaşlar. Burası da ofis olacak Murat abinin. İşte fayansların devamı burada. Şu yutonkla buraya bir şey öreceğiz. Şu anda Murat abi zaten buranın membran dediğimiz olayını yapıyor. Murat abi bayağı emek veriyor. İnşallah karşılığında alacak. Onun dışında burayı yutonkla örülecek. Yani buradan yağmur yağdığında içeriye su vurmaması için yapılan bir işlem. Burası süslenecek. Çiçek, böcek, cart, curt bunlar olacak arkadaşlar. İnşallah yine videomuzun bölüm bölüm devamını sizlere aynı videoda izletiyoruz. Bundan sonra biz ne yapacağız tabi bilmiyoruz ama sizler hemen göreceksiniz. Bu bölümde burada bitiriyoruz. Evet dostlar çok uğraştık, çok çabaladık ve sonunda Murat 93oğlu abimizin üretimhanesini bitirdik. Şu an salma kafesi arkamızda, kuşlar da geldi. Arkadaşlar hemen arka kameraya geçeceğim ama sizlerden rica ediyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, emeğimizin karşılığı olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdi arka kameraya geçiyorum ve sizlere kafes dizaynımızı ve neler yaptık, neler ettik onlardan bahsedeceğiz. Şimdi arka kameraya geçelim. Gördüğünüz gibi dostlar, her şey muazzam, her şey dört dörtlük oldu. İnanın şu koltuklar bile, sandalyeler bile içeriye uyum sağladı. İçeride sıcak bir ışık ortamı var. Soğuk değil. Bizim üretimhanemizin
İçinde kullandığımız ne varsa hepsini kullandık arkadaşlar. LED lambasından tüneğine, kafesine kadar hepsi Seva kafes ve Seva kafes ürünleri arkadaşlar. Şunu belirteceğim. Murat abi şu anda Seva yuvalık kullanıyor bizim gibi. Fakat o da inşallah kompakt yuvalığa geçecek. Bayram sonrası inşallah yuvalıkları gelecek. Yaklaşık 25-30 adet yuvalık var elinde. 25-30 adet yuvalığı da arkadaşlar satışa koyacağız. Ön satış yapabiliriz, bilginiz olsun. Ama bayramdan sonra yuvalıklar gelince teslimatı olacak, onu belirtelim. Şöyle genel bir gösterelim arkadaşlar içeriği. Havalandırmamız vesaire, şu eksiklikler tabii ki giderecek zamanla. Yani yorulduk arkadaşlar, yani öyle kolay değil. Hatta kimisi bize demiş ki ya ne uzun sürdü üretim hali falan. Yer ve zemin kötüydü arkadaşlar ve çok uğraşıldı buranın. Yani siz bu videoyu başından beri izliyorsunuz, sonucu hemen gördünüz. Biz öyle değil arkadaşlar, çok çabalandı, çok uğraşıldı burada. Zemin bakın tamamen bitti, fayans oldu, duvarlar tertemiz oldu, havalandırmamız gayet güzel oldu, montajıydı vesaire. Kafeslerimiz de 65'lik Seva kafes, bizim üretim halimizde kullandığımız kafeslerden 20 göz oldu arkadaşlar. İnşallah Allah nasip ederse ileriye doğru büyüme gidebilir. Daha şu taraf var, çok göstermiyorum o tarafı çünkü biraz dağınık. Yani şöyle göstereyim elimi, şu tarafı. Orayı ilerleyen günlerde biraz toparlayıp, çünkü orada tadilat devam ediyor. Biz bir an evvel şurayı ayarlayalım dedik. Yine arkadaşlar kuşlarımıza geçelim. Murat abinin erkek kuşları burada. Murat abi de mama yaptı. Kuşlar mamalarını yiyorlar. Şöyle gösterelim. Çoğunlukla daha çok buradalar. Bunlar Murat abinin kuşları. Yani aslında Murat abinin demek istemiyorum. Murat abiyle inanın arkadaşlar artık biriz. Yani ben o kadar öyle düşünüyorum. O da öyle düşünüyor. Güçlerimizi artık birleştirebiliyoruz ve bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Burada benim. Benim orada onun. Yolumuza böyle devam edeceğiz. Kızları da gösterelim hemen. Onlar da mamalarını yiyorlar. Murat abinin dişi kuşları biraz daha fazla. İşte eski üretici olduğunu böyle anlayın arkadaşlar. Yani eski üretici derken eskiden beri tecrübeli üretici olduğunu böyle anlayın. Bir erkeğe iki dişi mantığıyla yol çizen Murat abi. İnşallah Murat abiyle de ilerleyen günlerde şöyle karşılıklı oturup büyük ihtimalle şurada bir söyleşi de yaparız inşallah. Ayrıca arkadaşlar bu videoda da hemen söyleyeyim. Hüseyin Yıldırım abimle videomuzun çekimi devam ediyor. İlerleyen günlerde onun, çünkü yeni başladı o sezona. O yaz üretimi yapıyor arkadaşlar. Bulunduğu ortamda çünkü ısı derecesi uygun yaz üretimine. Murat abi de yaz üretimi yapacak, onu söyleyeyim. Çünkü burası şu anda yaklaşık 16 derece. Bakalım 17 derece. Tam üretim için ideal dereceler arkadaşlar. Kafeslerin zemini ile alakalı işte kağıt kullanıyoruz. Sağ olsun Murat abi bizim kraft kağıtlarımızdan kullanacak. Kafesin tünekleri bir oval, bir de kare balık sırtı tünek olacak. Hemen şöyle daha güzel gösteririz belki. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeceğim. Bizim üretim halimizde kurmuş olduğumuz dimmer sistemi. Onu da hemen şöyle göstereyim. Buradan bastığınızda arkadaşlar, örnek veriyorum, sabah saat 7'de 8'e kadar, 7'den 8'e kadar gün ışığı gibi, güneş doğumu gibi yavaş yavaş %1 %1 artıyor. Şöyle gösterelim. Bakın. Şimdi göstereceğiz. Bakın. Şu şekli alıyor arkadaşlar. Mesela sabah diyelim ki 7'de başladı. 8'e kadar yavaş yavaş böyle tek tek artıyor. Şimdi hızlı artacak ama. Bakın 8'de bu hale gelecek. Akşam da 8.30'dan 9'a kadar bu hale geliyor mesela. Geri sönüyor arkadaşlar. Ve son olarak şöyle düzeltelim. Bu belirli zamanlarda oluyor. Bunu siz kendiniz ayarlıyorsunuz.
Bunu da arkadaşlar ithal geliyor bu. Bundan almak isteyenler olursa benimle iletişime geçebilir. Bilginiz olsun. Ama Türkiye'de bulamazsınız. Hiç uğraşmayın. Çabalamayın yani. Bir dostumuz sağ olsun bize getiriyor. Dostlar durun bu şekilde. Videoyu da bitirmeden şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten çok emek verdik. Murat abi şu an yanımda hatta. Çok emek verdik arkadaşlar. Murat abi çok uğraştı. Yani bakmayın Murat abi böyle mütevazi birine benziyor ama aslında onu yaşadığınızda çok güzel, çok tatlı bir insan. Yine diyorum burayı ben kendimmiş gibi benimseyerek Allah razı olsun her zaman. Yaptım o da öyle yani benim bir de ya da onun diye bir üretimhane yok arkadaşlar. Hep söylüyorum bu camiada bu işi bana öğreten, karşısında da söylüyorum hani bu işi bana öğreten ve şov kuşunun ne olduğunu bize ilk gösteren abimizdir. Estağfurullah. Öyledir yani onu söyleyelim. Arkadaşlar şov olan Allah herkesin gönlüne göre versin. Umarım gönlünüzde umduğunuz ne varsa size böyle bir üretimhane umuyorsanız Rabbim inşallah tez zamanda sizlere de nasip eder. Duvarlarımızı vesaire ilerleyen zamanlarda süsleyeceğiz. Büyük ihtimalle şuraya şöyle güzel bir masa ayarlarız. Şimdilik şurada oturacağız. Kuşlarımıza bakacağız. Şöyle oturmuş halimizde bir gösterelim şu şekilde. Ve şu anda manzara bu şekilde. Umarım bol bol da yavru alır Murat abi. İnşallah ilerleyen dönemlerde sırf ayağımız bağlansın diye 3-5 takım da ben burada koyacağım ki haftada bir iki gün buraya geleyim. Yani ne oluyor ne bitiyor gibisinden. Ve Murat abiden daha çok öğreneceğim şeyler var arkadaşlar. İlgiliyiz ama daha çok eksiklerimiz var. Onu da Murat abiden zamanla inşallah öğreneceğiz. Ve böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Sizler de videoyu beğenirseniz inşallah tekrar ediyorum. Murat abiyle şöyle güzel karşılıklı bir video çekeceğim. Söz veriyorum arkadaşlar. Ama videoya beğeni gelecek. Yorumlarınızı da lütfen esirgemeyin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlar.